Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bugün Umdetul Ahkam kitabında yeni bir baba başlayacağız namaz kitabı içerisinde. O da 24. bab. Babul cem'i cem babı beyne salateyni iki namaz arasını cem babı fi seferi seferde iki namaz arasını cem babı 138 nolu hadis an Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas'tan kale dedi ki kana Rasulullah Allah Resulü idi yecmeu cem ediyor idi fi seferi yolculukta beyne salati zuhri vel asri öğlen ve ikindi namazının arasını cem eder idi. İza kana olduğu zaman ala vahri seyrin yolculuk üzerinde olduğu zaman seyir halinde olduğu zaman ve yecmeu ve cem yapar idi beynel magribi vel işai akşam ve yatsı namazı arasında demiş. Evet. Burada bizim bilmediğimiz bir kelime yok lakin bir ifade var onu söyleyelim inşallah. Ala <laughs> zahri sayrin. Zahır sırt demek. Yani aslında zaharanın asıl anlamı açığa çıkan şey demek. Kapalı olmayan şey demek. Zahır olarak kullanıldığı zaman sırt için insanın arka tarafı içinde kullanılıyor. Seyrin seyretmek, hareket etmek. Ya bu bizdeki seyir bakmak anlamında değil de böyle seyir etmek. Hani hareket halinde olmak anlamına geliyor. Fiili de sara yesiru fiili bunun ala zahri seyrin yolculuk üzerinde olmak, yolculuk sırtında sırtında olmak manası yani sefer halinde olmak, hareket halinde hareket halinde olmak. Bütün anlamı da Allah Resulü öğlen namazı ile ikindi namazını, akşam namazı ile yatsı namazın arasını yolculukta hareket halinde olduğu zaman cem ederdi demiş Abdullah İbni Abbas. Evet. Şimdi İslam'da sefer dediğimiz şey İslam'ın özel bir durum olarak kabul edip üzerine normal zamanda olmayan bir takım hükümler bina ettiği bir zaman dilimidir sefer. Mesela Nisa suresinde Rabbimiz azze ve celle buyuruyor ki ve iza darabtum fil ardi feleysa aleikum junahun en taqsuru min as-salati in khiftum ay yaftinakum allazina yolculuk halinde olduğunuz zaman ve kafirlerin sizi dininizde fitneye düşürmesinden korkarsanız eğer namazları kısaltmanızda bir beis yoktur. Demek ki normalde tam kıldığımız, dört rekat olarak kıldığımız namazları sefer söz konusu olduğu zaman Allah kısaltmamızda bir beis olmadığını söylüyor. Mesela Bakara suresinde buyuruyor ki كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اَيَّامًا مَعْدُودَتْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Umulur ki Allah'tan korkarsınız. O sayılı günlerde sizin üzerinize farzdır. Kim de hasta ya da seferde olur ise onun başka bir gün o günün yerine oruç tutmasında bir beis yoktur dedi Allah Azze ve Celle. Yani seferde olan bir adam normalde oruç tutmak onun üzerine farz iken fakat seferde olduğu zaman Allah oruç tutmayabilir diyor. Demek ki biz buradan ne anlıyoruz? Şeriatın örfünde sefer ile hadar yani kişinin mukim olması ile seferde olması arasında bir fark vardır. İkisine taalluk eden ikisinin üzerine bina edilen hükümler birbirinden farklıdır. Bu farklı olan hükümlerden bir tanesi de kişinin seferde namazını cem ediyor, cem edebiliyor olmasıdır. Burada farklılık nedir? Aslın dışına çıkmak nedir? Aslı olan şudur. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyurdu ki اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Namaz, müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır. Asıl olan her namazın bir giriş vakti vardır, bir de çıkış vakti vardır. Ve namazın bu iki vaktin arasında eda, eda edilmesidir. Asıl olan budur. Cem yapmak nedir peki? Bir namazı diğer namazın vaktinde kılmaktır. Mesela diyelim siz öğlen namazıyla İkindi namazını cem yaptığınızda ne yapıyorsunuz? Eğer cem-i takdim yani öne alma cemi yapıyorsanız ikindiyi öğlenin vaktinde kılıyorsunuz. Eğer cem-i yani erteleme cemi yapıyorsanız öğleyi ikindinin vaktinde kılıyorsunuz. Haliyle aslın dışına çıkmış oluyorsunuz. Yani her namazı kendi vaktinde kılma aslının dışına çıkmış oluyorsunuz. Peki bu ruhsatı insana veren kimdir? Bu ruhsatı insana veren seferdir. Seferde İslam kişinin bunu yapabileceğini, yapabileceğini söylemiştir. Niçin peki yani İslam seferle hadari birbirinden ayırmış? Ee, mesela sen örnek veriyorum, diyelim ki bugün oruçsun ve İstanbul'dasın. Desen ki ben bugün oruç tutmak istemiyorum, günahkar oluyorsun ama yolculuktaysan eğer ben bugün oruç tutmak istemiyorum dediğinde hatta ecir bile alabilirsin. Yani sünneti sünnete uyma, ruhsatı alma olarak bunu yaparsan ecir bile alabilirsin. Nedir bu ikisinin arasındaki fark? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki اَسْسَفَرُ min مِنَ azab Sefer azaptan bir parçadır diyor. Yani sefer eziyettir. Sefer yorucudur. Sefer insana azap, azap gibidir buyuruyor. E peki biz daha önce ne görmüştük hatırlarsanız? Demiştik ki bizim Rabbimiz de e, merhametlidir kullarına karşı yumuşaktır, kullarına karşı cömerttir. Ve bütün bu isimlerinin bir yansıması olarak da Müslümanlara ne demiştir? يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ Allah sizin için kolaylık diliyor, Allah sizin için zorluk dilemiyor. مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Allah bu dinde sizin üzerinize bir sıkıntı kılmamıştır. Yani sizi zora sokacak, sıkıntı olabilecek bir şeyi Allah sizin üzerinize kılmamıştır dedi Allah Azze ve Celle. Şimdi demek ki sefer ile seferin dışındaki durumlar yani hader durumu demek ki bir değilmiş. Doğru mu? Bir olmadığı için de Rabbimiz bize olan merhametinden zor olanı kolaylaştırmış. Zaten dikkat ederseniz bütün bu ruhsatlar seferle alakalı. Yani insanın mukim olduğu hadar ile alakalı şeyler değildir. Namazları cem etmek de bu kapsamdadır. Yani insana kolaylaştırmak için e, namazların cem edilmesine müsaade müsaade edilmiştir. Peki İslam namazların cem edilmesini ne müsaade etmiş diyoruz? Cem ne demektir? Cem şu demektir: akşam e, öğlen namazı ile ikindi namazı, akşam namazı ile yatsı namazının bir arada kılınması demektir. Öğle ile ikindi'nin ayrı bir başlık olarak. Akşam ile yatsının da ayrı bir başlık olarak bir arada kılınması demektir. Bunun iki şekli vardır. Bir tanesi cem-i takdimdir, bir tanesi de cem-i tahirdir. Cem-i takdim, öne alarak toplamak demektir. Lugat anlamı. Manası da şudur. Bu iki namazdan herhangi birini ilk olan, sıralamada ilk olanın vaktinde kılmaktır. Mesela öğle ile ikindiyi kılacağız diyelim. İlk olan nedir sıralamada? Öğledir. İkindiyi de öğle vaktinde kılıyoruz. Önce öğleyi kılıyoruz. Sonra ikindiyi kılıyoruz. Veya önce akşamı kılıyoruz. Sonra yatsıyı akşam namazının vakti içerisinde kılıyoruz. Buna cem-i takdim, takdim diyoruz. Bir de cem-i vardır. Bunun da lügat anlamı erteleyerek toplamak demektir. Bu da birbiriyle toplanabilen iki namazı sıralamada ikincinin vaktinde kılmaktır. Yani öğleyle ikindi cem yapacağız diyelim. Öğleyi erteliyoruz. İkindi vakti girdiğinde, ikindi vakti içerisinde önce öğleyi kılıyoruz, sonra ikindi kılıyoruz. Veya işte akşamı yatsıyla cem edeceğiz diyelim. Akşamı erteliyoruz. Yatsı vakti girdikten sonra önce akşamı kılıyoruz, sonra yatsıyı kılıyoruz. Buna da ne diyoruz? Buna da cemi tahir. E, cemi tahir diyoruz. Bir başka mesele. Şimdi biz dedik ya, ee, İslam seferde namazların cem edilmesine müsaade etmiş dedik. İslam seferde Nisa suresinden ayet okuduk. Namazların kısaltılmasına müsaade etmiş. İslam seferde oruçların tutulamayabileceğine ruhsat vermiş dedik. Şimdi sefer yolculuk demek. Şimdi yolculuk uzun yolculuk var. Kısa yolculuk var. Değil mi? Orta orta yolculuk var. Yorucu yolculuk var. Yorucu olmayan yolculuk var tüm bu yolculukların hepsinde mi e, İslam buna müsaade etmiş yoksa bunun bir ölçüsü bunun bir sınırı bunun bir sınırı var mı çünkü bütün bu zikrettiğim üç ahkam da bunların hepsi hangi lafzın üzerine bina edilmiş sefer lafzının üzerine bina edilmiş mesela dikkat edin ifadeye, seferde oruç tutulmayabilir seferde namaz kısaltılabilir seferde namaz cem edilebilir hep döndü döndüğü nokta neresi sefer sefer lafzı o zaman sen seferi bileceksin ki seferin ölçüsünü bileceksin ki diğer şeyleri de bilesin. Onun üzerine bina edilen hükümleri de bilesin. Kaldı ki İslam eğer bir lafzın üzerine hüküm bina etmiş ise onu bilmek imandandır. Onu bilmemek nifaktandır. Yani Allah ortaya bir lafız koymuş ve bu lafzın üzerine de bir takım hükümler bina etmişse sen o lafzın hududu nedir, sınırı nedir, ölçüsü nedir? Bunu bilme isteği, bunun peşine düşmek bu insanın imanının göstergesidir. Bunu terk etmek ise bu insanın nifak ve kalbinde hastalık olduğunu gösterir. Çünkü Tevbe suresinde Allah azze ve celle buyuruyor ki el a'rabu eşeddu kufran nifaqan, ve nifakan ve ecderu alla ya'lamu hudud ma anzal ala rasulih. Bedeviler nifak ve küfür yönünden insanların en şedidi olanlardır. Yani en kötü münafık kim? Bedevi. En kötü kafir kim? Bedevi. Peki onların sıfatı ne? Allah bu ayette bir sıfatlarını zikrediyor. Ve Allah'ın Resulüne indirdiği şeylerin hududunu, sınırını bilmemeye en layık olan, en uygun olan da onlardır diyor. Yani Allah peygamberin üstüne bir sınır indirmişse, bir hudut indirmişse bunun sınırı nedir, kapsamı nedir? Buna dair hiçbir bilgileri, hiçbir bilgileri yoktur e, bu adamların. Niçin? Çünkü merak etmezler. Ahiret gibi bir dertleri olmadığı için, Allah'a hesap vereceklerine dair bir dertleri olmadığı için merak edip araştırma içerisine girmezler. Mümin ise şimdi kıyamet gününde Allah'a hesap vereceğini bilir. Doğru mu? E Allah'a hesap verecek. Mesela sen sefere gittin namazını eksik kılıyorsun. iki rekat kılıyorsun. Ya Allah'ın bahsettiği sefer bu değilse. Ya Allah bana niye namazını tam kılmadın diye hesap sorarsa. Ya niye vaktinde kılmadın, erteledin diye hesap sorarsa. Bunu dert edindiği için kendisine seferin ne anlama geldiğini de bilir. Şimdi sefer nedir ee, dediğimiz zaman önce tabii ki nereye bakacağız her zaman için. Daha önce de bu kaydıtı söylemiştim tekrar söyleyeyim. Ee, bu dini anlamada en fazla bize yardımcı olacak kaidelerden bir tanesidir. Şeriat bir lafızın üzerine ahkam bina etmiş ise eğer o lafızın ölçüsü hududu anlamı nedir? Bunu bilmenin üç tane yolu vardır. Önce nereye bakarız? Önce şeriata bakarız. Allah ve Resulü bunu açıklamış mıdır? İzah etmiş midir? Sonra şeriatta bulamazsak eğer, bu sefer bu e, lafızın indirildiği dönemdeki örfe bakarız. Yani Allah Resulü'nün örfünde, sahabe toplumunun yaşantısında, bu nasıl algılandı, nasıl bununla amel edildi, buna bakarız. Bu da olmasa, diyelim neye bakarız o zaman? Arap lügatına bakarız. Mesela bir örnek örnek verelim mi bununla alakalı daha iyi anlaşılsın diye? Şimdi ben bir ayet okuyorum size. Diyorum ki mesela Azat abi benim karşımda ben ona bir ayet okuyacağım. Diyorum ki Azat abi Allah işte mesela Maide suresinde buyurdu ki ve men yushrik billahi fakat harramallahu alayhi'l cennet. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah cenneti ona haram kılmıştır. Azat abi'nin burada en fazla merak etmesi gereken şey ne? Eee mesela ne? Şirkin ne olduğu. Çünkü Allah cennetin haram olmasını neye bina etti abi? Şirke bina etti. Sen şirkin hudutlarını bilmesen, sınırlarını bilmesen ondan korunman mümkün olmaz. Peki soru, şirk nedir dedik. Önce nereye bakıyoruz? Önce şeriata bakıyoruz. Niçin önce şeriata bakıyoruz? Sebep ya yani niye önce gidip bir kamusu açıp bir sözlüğü açıp sözlüğe değil de sonra şirk Arapça bir lafız. Niye önce gidiyoruz e şeriata bakıyoruz? Çünkü dinin sahibi Allah'tır ve dinden ne murad ettiğini en iyi açıklayacak olan da yine alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bu birincisi. İkincisi, her ne kadar bu din Arap lügatı ile indirilmiş olsa bile, dinin dili Arapça olsa bile, İslam din üzerin, dil üzerinde de tasarrufta bulunmuştur. Dil üzerinde tasarrufta bulunmuştur. Örneğimiz var mı? Mesela İslam geldi, Araplardan bir lafzı aldı, değiştirdi dil üzerinde tasarrufta bulun. Namaz mesela. Yani Arap salat dediğinde dua anlar bundan. Ama İslam bunu ne yaptı? Belli vakitlerde, belli sözlerle, belli fiillerle icra edilen bir ibadet haline getirdi. Demek ki bazı Arapça lafızlar var. Kamustaki manasıyla şeriattaki manası birbiriyle ne değildir? Aynı değildir. O zaman ne yapacağız? Önce bakacağız. Allah bu lafza nasıl bir anlam e, anlam yükledi bakacağız. Diyelim Azad abi baktı. Şeriata göre e, şirk nedir? Şeriata göre şirki Allah belirledi. sarfura ibadeti Li Gairillah. İbadeti Allah'ın dışında bir varlığa yapmaktır ya da Allahla bir varlığı denk tutmaktır. Fıla Tej'alillahi endiden ve entum ta'lemun bile bile Allah'a denkler ortaklar koşmayın. Bilecek ki Azad abi. Kim Allah'tan başkasına ibadet ederse, kim Allah'ın sıfatlarından birini bir başkasına verip onu Allahla denk hale getirirse, bu adama cennet cennet haramdır. Doğru mu? Nereden bütün bu bilgileri çıkardık? Üzerine hüküm bina edilen lafızın anlamını, sınırlarını bilmekle çıkardık. Seferde oruç tutma, seferde namazı kısalt, seferde namazı namazı cemet dediğimizde aynısı ne için geçerli? Sefer için geçerli. Nereye bakıyoruz şimdi? Önce şeriata bakıyoruz. Olabilir ki namazda değişiklik yaptığı gibi, zekat lafzında değişiklik yaptığı gibi şeriat seferde de değişiklik yapmış olabilir. Yani her yolculuğa değil de Belli yolculuklarla bunu söylemiş olabilir. Kur'an'a baktık. Seferle ilgili bir ölçü yok. Uzun, kısa böyle bir şey yok. Sünnete baktık. Bu da, e, bunda da aynı şekilde. Yani seferden kast edilen budur. Bu kadar olduğumuz sefer hükümleri geçerlidir. Diye böyle açık, sarih bir ifade söz konusu değil. Dedik ne yapalım o zaman? Örfe bakalım. Yani Allah Resulü döneminde, ne kadar yolculuk yaptıklarında e, namazı kısaltıyorlardı, orucu yiyorlardı ona bakalım dedik. Şimdi bazı rivayetler söyleyeceğim size bununla alakalı. Sabit bir şey olmadığını e, göreceğiz. Yani farklı farklı uygulamalar olduğunu göreceğiz. Mesela İmam e, Müslümün sahihinde Enes İbni Malik'ten rivayet etmiş olduğu bir hadisi söyleyeceğiz. Kendisine sorulan bir soru üzerine Enes İbni Malik dedi ki, Peygamberimiz 3 mil bir yolculuğa çıktığı zaman ya da 3 fersahlık bir yolculuğa çıktığı zaman kana iza kharaca salasata amyalin aw salasata farasikha qassara salat namazı kasrederdi. Şimdi bir mil bir buçuk kilometreye tekabül ediyor yaklaşık olarak. Bir mil bir buçuk kilometreye tekabül ediyor. Bir fersah da üç mile tekabül ediyor. Üç fersah gittiği zaman namazı kasr ederdi. Bir rivayete de üç mil diyor. Biz en üst olanı alsak yani üç fersah desek üç fersah ne yapar? Dokuz mil yapar. Doğru mu? Her bir mili bir buçuktan hesap etsek ne kadar yapar? Yaklaşık 14 kilometre gibi, 14-15 kilometre bir yolculuk yaptığında Peygamberimiz namazı kasrederdi. 3 mil desek 4,5 kilometre. Yani Enes radıyallahu anh'tan iki lafız bize gelmiş oldu. Çünkü dedi ki Allah Resulü 3 mil ya da 3 fersah yolculuğa çıktığı zaman namazı kasrederdi. 3 fersah yaklaşık 14 kilometre, 13-14 kilometre yapıyor. 3 mil ise yaklaşık buçuk kilometre yani 5 kilometre yapıyor. Mesela bu iki rivayet. Enes radıyallahu anh'tan bize varit olmuş olan. Bir de Abdullah İbni Abbas'tan bize varit olmuş olan şöyle bir rivayet var. Diyor ki bu Beyhakî'nin rivayeti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilere dedi ki: "Ya ehle Mekke la tuqassiru aqall min arba'ati burut. Ey Mekke ehli, 4 buruttan aşağı namazınızı kasretmeyin. Abdullah İbni Abbas peygamberimizin Mekkelilere bunu söylediğini söylüyor. 4 buruttan aşağı namazlarınızı kasretmeyin. Lakin bu rivayet zayıf bir rivayet. Ama Bukhari rahimahullah hem Abdullah İbni Abbas'ın hem de Abdullah İbni Ömer'in kendi fiilleri olarak dört burutta namaz namazlarını kasrettiklerini söylüyor. Yani peygambere nispet etmeden, peygambere dayandırmadan kendileri iki sahabi olarak namazlarını dört burutluk yolculuk yaptıkları zaman namazlarını kasrediyorlar. Dört burut da yaklaşık 85 kilometreye tekabül ediyor. Dört burut yaklaşık 85 kilometreye tekabül ediyor. Yine İmam Müslim'in rivayet ettiği bir e, hadiste Ravi diyor ki Ömer radıyallahu an yani Raşid halifelerden Ömer radıyallahu anha nispet ediyor. 17 18 millik bir yolculuğa çıktığı zaman namazları kısaltırdı. Soruyorlar nerede namazı kısaltırdı? Yani sen nerede gördün namazı kısalttığını? Diyor ki Zulhuleyfe mıntıkasında. Zulhuleyfe kendisinden ihrama girilen bir mıntıka. Meşhur bir mıntıka yani bilinen bir mıntıka. Oradan kısaltıda diyor. Peki Medine ile Zulhuleyfe arası kaç kilometre? Yaklaşık 10 kilometre. Yani 10 kilometre gibi bir yere geldiği zaman Ömer radıyallahu anh'ın namazlarını kısalttığını, namazlarını kısalttığını söylemiş oluyor bize. Şimdi bunların hiçbiri bu zikretmiş olduğum rivayetlerden hiçbiri seferin sınırını belirtmek için mi söylenmiş bunlar? Yoksa birileri bir amelde bulunmuşlar da biz oradan bu rivayetleri mi nakletmişiz? Hangisi? İkincisi. Yani bunlardan hiçbiri kimse seferin sınırını belirtmek için söylememiş. Gördüğünü anlatmış adam. Allah Resulü üç fersah yol çıktığında namazı kasrederdi demiş. Öbürü Zulhuleyfe'de Ömer radıyallahu anh kasrederdi. Zulhuleyfe yaklaşık 10 kilometre. Abdullah İbni Ömer ile Abdullah İbni Abbas 85 kilometrelik bir yolculuğa çıktıkları zaman namazlarını kast mesela. Bunlar hepsi ne? Bunlar hepsi birer uygulama. Buradan bir sonuç çıkarmak mümkün değil. Yani seferin alt sınırı budur. Seferin üst sınırı budur dememiz mümkün değil. Bunlar birer uygulama çünkü. Geriye ne kaldı? Lugat kaldı. Yani örften de bir şey alamadık. Geriye ne kaldı? Geriye lugat. E, lugat kalmış oldu. E, lugata baktığımız zaman sefer, hani es-seferu dediğim zaman hiç kimsenin aklında bir şey belir belirmez. Yani mesela ben sana selasetun dediğimde sen aklında direkt bu beliriyor. Doğru mu? Sınırı belli, başı da belli, sonu da belli. Üç beliriyor. Ama ben es-seferu dediğimde senin aklında bir mesafe beliriyor mu? Mesela sefer dediğimde kimsenin aklında bir bir mesele belirmiyor kimsenin aklında. O zaman ne yapacağız? Biz diyeceğiz ki sahabe döneminde yani onların örfünden istinbat edilebilecek bir, bir nokta var. O da şudur. Sahabenin döneminde sefer kabul edilebilecek olan mesafelerde namazlarını kastederlerdi. Yani Medine halkına göre sefer olarak görülen, yolculuk olarak görülen e, mesafelerde namazı kastederlerdi. O zaman bu insanların örfüne kalmıştır. Mesela senin diyelim yaşamış olduğun beldede, sen bir beldede yaşıyorsun bu beldede bir yerden bir yere gitmek sefer kabul ediliyor ama bir yerden bir yere gitmek sefer kabul edilmiyor. Yani sefere gidiyormuş gibi hazırlık yapmak ve sefere gidiyormuş gibi hazırlık yapmamak. Diyelim ki sen İstanbul'dan Ada Pazarına gittiğinde yanına bir şeyler alıyorsun. Yani yolculuğa gidiyor gibi öyle bir hisle yola çıkıyorsun. Ama belki başka bir yer var aynı mesafe. İstanbul'da trafik olduğunda biliyorsun Ada Pazarından daha uzun oluyor bir semtten bir semte gitmek. Ama onun için bir hazırlık yapmıyorsun. Yani oraya normal günlük işlerini halletmek için e, gidiyorsun. Eğer senin örfünde yaşamış olduğun yerde bir mıntıkadan bir mıntıkaya gitmek sefer kabul edilirse eyvallah. Değilse ama e, bu şey değildir. Yani bunun kilometreyle değil. Bunun örfle alakası var. Sahabe böyle amel etmiş çünkü. Gittikleri yer bir köyse gittikleri yer Medine'nin dışı, e, dışı ise gittikleri yer eğer ee, onlar için hazırlık yapılması gereken bir yer ise onu sefer olaraktan kabul kabul etmişler. Mesela şimdi diyelim ki biz buradan İstanbul'da buradan kalktık işte karşıda bir yere gittik misal. Veya estağfurullah yanlış oldu. Buradan kalktık işte yan bir bitişik olan bir semte uğradık diyelim. 5 kilometre 6 kilometre mesafe var arada. Hiç kimse buna sefer demez mesela. Ama bir köylü 6 kilometrelik yol gittiğinde buna sefer der. Eşek sırtında altı kilometre gitmişse mesela bir köyden bir köye gidecekleri zaman sefere gidiyor gibi yanlarına azı kalırlar, yanlarına bir şey alırlar. Ama aynısını sen köye gittiğinde yazın diyelim memlekete gittin. Bir köyden bir köye giderken altı kilometre, 7 kilometre mesafeyi sefer gibi kabul ediyorsun. Ama İstanbul'un içinde altı kilometre, 7 kilometre yolu günlük zaten millet işe giderken gelirken 30-40 kilometre, 30 kilometre yol yapma durumunda oluyor. Bu neye göre değişir? Kilometreye göre değil, örfe göre değişir. Sefere çıkıyormuş gibi hazırlık yapılıyorsa, sefere gidiliyormuş gibi insanlar bu havaya giriyorlarsa, kilometresi az da olsa, çok da olsa fark etmez, bu seferdir. Ama sefere gitme havası yoksa, sefer gibi bir durum yoksa, kilometresi az da olsa, çok da olsa bu sefer değildir. Peki, bir başka soru sorayım size. Diyelim ki bazen böyle ihtilaflar oluyor. Mesela buradan diyelim ki kalktık işte Gebze'ye gideceğiz. 50 kilometre mesafe var arada. Biri dedi ki ya bizim örfümüze göre bu yolculuk mesafesi seferdir dedi. Bir başka arkadaş dedi ki ne sefer ya her gün biz oraya işe gidiyoruz. İşi bitiriyoruz geri geri böyle sefer mi olur dedi. İhtilafa düştük. Ne yapacağız böyle bir durumda? Yani örf belli olmadı. Yani örf, örfte bir anlaşmazlık çıktı ortaya. O zaman Abdullah İbni Abbas ile Abdullah İbni Ömer'in dört burut tavsiyesini alacağız. Çünkü en net ifade onların ifadesidir. Yani 85 kilometre. En net ifade koyan, önünü arkasını sınırlayan dört burut ifadesi onlardan gelmiş olan bir ifade. O zaman da 85 kilometreyi esas alacağız. Onun altını sefer kabul etmeyeceğiz. Üstünü sefer kabul edeceğiz. Ama böyle bir anlaşmazlık olmasa e, örf bu konuda e, bu konuda belirleyici olur. Allah'ın izni ve inayetiyle. Bir başka mesele her türlü sefer şimdi bu seferin mesafesiydi. Bu seferin mesafesiydi bu söylediğimiz. İkinci bir mesele ise her türlü sefer yani meşakkatli meşakkatsiz seyir halinde olunan seyir halinde olunmayan her türlü sefer demi namaz kasredilir. E estağfurullah namaz cem edilir, toparlanabilir. Şu an cemi anlatıyoruz çünkü. Yoksa seferde ekstra bir özellik olması gerekir mi? Şimdi biz bu hadis-i şerifi okuduk ya. Bu 138 nolu hadisi. Orada bir ifade geçti. İza kana ala zahri seyrin. Yani hangi ifade? Şu ifade. Şeyin içine de alayım. Şimdi burada dikkat ederseniz sanki böyle İbn Abbas bir kayıt zikretmiş gibi duruyor. Yani izakane ala zahri seyrin. Peygamber eğer seyir halindeyse Yolculuk halindeyse namazları cem ederdi. Ama mesela dinlenme vaziyetinde, duraklamış, gecelemiş, konaklamış seyir halinde değilse Aleyhissalatu vesselam namazlarını cem etmezdi. Bazı alimler bunu bir kayıt olarak kabul etmişler. Demişler ki seferde zorluk, meşakkat varsa yolculuk halindelerse bir kere seferi durdurduklarında ikinci defa durdurmamak için, yani yolu kesmemek için namazları cem edebilirler. Ama mesela konaklamışlar gece diyelim akşam oldu, güneş battı, konakladılar. Sabah bir daha yola çıkacaklar. O zaman demişler, akşamla yatsıyı cem edemezler. Çünkü konaklama halindeler. Rahatlar bunu yapabilirler. Bu ifade bir kayıt değil. Bu görüş hatalı bir görüştür çünkü. Bu durum tespitidir sadece. Ama bu kesinlikle bir kayıt değildir. Çünkü Peygamberimiz ister konaklasın, ister yolculukta olsun, seyir halinde olsun İster meşakkatli olsun ister meşakkatlisiz olsun Aleyhisselatü Vesselam namazını, e, namazını cem etmiştir. Örnek olarak da Buhari ile Müslüm'ün rivayet ettikleri Enes radıyallahu anh'ın bir hadisini söyleyeceğim. Diyor ki Allah Resulü sefere çıkacağı zaman bu Enes İbni Mali'nin hadisidir. Allah Resulü sefese çıkaracağı zaman eğer güneş henüz meyletmemişse yani öğlen namazının vakti girmemişse onu kastediyor. Öğlen namazını erteler, daha sonra ikindi ile beraber kılardı. Buraya kadar kimin rivayeti? Bukhari ile Müslüm'ün rivayeti. Aynı hadisin Ebu Davud, İmam Ahmed'in müsnedinde, Tirmizi'nin sünnelindeki rivayetinde diyor ki, eğer güneş meyletmişse, devamını söylüyorlar. Yani ne demek bu? öğlen namazının vakti girmişse Peygamberimiz öğle ile ikindiyi beraber kılar ondan sonra sefere çıkardı. Öğle ile ikindiyi beraber kılar ondan sonra sefere çıkardı. Şimdi bırakın e, şey yolculuğu zorluğu daha yola çıkmamış aleyhissalatü vesselam. Yani sırf yolu kesmemek için daha yola çıkmadan yolculuğa başlamadan önce vakit girmişse namazlarını kılıp ondan sonra aleyhissalatü vesselam yolculuğuna devam ediyor. Demek ki seyir halinde olmanın ya da bazı alimlerin dediği gibi yolculukta meşakkat yani yolun ağır olması gibi bir durum söz konusu değildir diyebiliriz. Evet. Yani böyle bazı ifadeler göreceksiniz hadislerde. İza cedde bihi seyru mesela. İza acile bihi seyru. Yani sanki bunlar kayıt gibi görünüyorlar. Bazı alimler de öyle anlamışlar. Ha, bu bir kayıt. İza cedde bihi seyir. Yani yolculuk ciddiyetli olursa, meşakkatli olursa veya izâ ala zahri seyrin. Peygamberimiz seyir halinde olursa, hareket halinde olursa diyeceğiz ki hayır bunlar bir kayıt değil. Bunlar bir durumdur. Yani o an o yolculukta zor bir yolculuktu ve peygamber cem etti. Sefer, hareket halindeydi ve orduyu durdurup peygamberimiz cem etti. Ama bunun dışında hiçbir meşakkat olmadan, daha yolculuğa çıkmadan da Aleyhisselatü Vesselam'ın namazlarını cem ettiği, namazlarını topladığı vaki olmuştur. Demek ki bunlar birer kayıt değil. Bunlar sadece o fiilin gerçekleştiği zamanki durumu ifade etmek ve tespit etmek için söylenmiş olan şeylerdir diyelim. Evet. Peki başka bir soru daha soralım. Yine cem ile alakalı. İki namazı cem ettiğimiz zaman iki namazın arasında muvalat olması gerekir mi? Muvalat ne demek? Ardı ardına yapılan iki şeyi araya zaman koymaksızın peş peşe yapmak demek. Yani iki şeyin peş peşe. Mesela abdestten muvalat dediğimizde ne oluyor? Yani elini yıkadın sonra gidip oturup yarım saat sonra gelip ağzına su vermeyeceksin. Elini yıkadın hemen akabinde ağzına burnuna su verdin sonra yüzünü yıkadın. Muvalattan kasıt bu. ile ikindiyi cem ediyorsak eğer muvalat şart mıdır? Yani öğleyi kıldım Araya vakit koymadan hemen ikindiyi kılmalı mıyım? Yoksa araya zaman girebilir miyim? Ee, bir namazı diğer vakte ertelediğimizde o namazın vakti bütün olarak diğer namazın da vaktidir aynı zamanda. Onun için muhalat şart değildir. Sünnet olan muhalat yapmaktır. Yani Peygamberimizin uygulaması peş peşe kılmaktır. Ama kişi peş peşe kılmasa bu onun cemine bir zarar vermez. Sebebi nedir bunun? Çünkü sen ikindiyi öğlene çektiğinde Cem'i takdim yaptığında öğlenin bütün vakti ikindi'nin de vaktidir aynı zamanda öğleyi ikindiye ertelediğinde cem'i akir yaptığında ikindi'nin bütün vakti öğlenin de vaktidir aynı zamanda birini kıldın sonra gitin işlerini yaptın geldin diğer namazı kıldın birini kıldın oturdun Kur'an okudun tesbihat yaptın sonra öbürünü kıldın bunların hepsi caizdir çünkü muhalat sünnet olsa da namazın şartlarından cem'in şartlarından değildir peki cemde tertip şart mıdır? Yani ben mesela diyelim ki e, öğlen namazını ikindiye ertelediğimde önce ikindiyi sonra öğleyi mi kılacağım? Yoksa tertibe riayet edip önce öğleni sonra mı ikindiyi kılacağım? Hatırlarsanız biz Ahzab günüyle alakalı e, hadisi anlatırken, 54 Nolu hadiste anlatmışız bunu. Bir daha bakalım hadislerimize. Siz de açın kitaplarınız buradaysa eğer. Evet, 54 Nolu hadis, Hendek gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in müşriklere bedduati mele allahu kuburahum ve buyutahum naran demiş olduğu hadis. Hatırlarsanız orada biz demiştik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra o kaçırdığı namazları kıldığında ne yapmıştı? Tertibe göre kılmıştı. Önce öğleyi, sonra ikindiyi, sonra akşamı kılmıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan ne anlamıştık biz? Anlamıştık ki namazlar herhangi bir şer'i özürden dolayı eğer ertelenirse gün içindeki sıralamaya göre, tertibe göre namazlar eda edilir. Bunu anlamıştık. Cem meselesinde de aynıdır. Cem şer'i bir özürdür. Eğer sefer veya cemi gerektirici başka şer'i bir özrün varsa namazı ertelemiş veya öne almışsan normal zamandaki tertip neyse o tertibe göre namazlarını kılarsın. Peki başka bir soru daha soralım. Diyelim ki iki tane namazı bir araya topladık. Ne yapmış oluyoruz? İki vakti bir vakit yapmış oluyoruz. Kaç tane ezan okuyacağız? Kaç tane kamet okuyacağız? Ee, bunlar için. İmam Müslüm'ü rivayet ettiği bir hadiste Cabir radıyallahu an peygamberimizin haccını anlatıyor. Hani peygamberimizin namazının sıfatı olduğu gibi haccının da sıfatı var. O haccının sıfatını anlattığı hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haçtayken Arafa'da namazları cem ettiğini, bir ezanın ve iki kâmetin okunduğunu söylüyor. Bir ezanın ve iki kâmetin okunduğunu söylüyor. Yani mesela öğlen vaktinde hem öğleyi hem ikindiyi kılacağız. Ne yapıyoruz? Bir tane ezan okuyoruz. Ondan sonra her namazın başına da ayda bir kâmet getiriyoruz. İki tane de kâmet getirmiş oluyoruz. bir başka meselemiz daha var bununla alakalı olarak o da bir insan iki namazı cem ettiği zaman revatip sünnetleri kılar mı? Eğer kılarsa nasıl kılar? Yani nasıl kılması gerekir bunları? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem seferde hem de hadarda yani mukim olduğu zamanlarda birçok şer'i özürden ötürü defalarca namazını cem etmiştir. Lakin bunların hiçbir seferinde aleyhissalatu vesselam'dan öncesinde veya sonrasında namaza bağlı olan revatip sünnetleri kıldığına dair tek bir rivayet dahi varit olmamıştır. Ne kabli sünnetleri yani namazların öncesinde olanları ne de badi namazlardan sonra kılınması gereken revatip sünnetleri aleyhissalatu vesselam kılmamıştır. Böyle bir rivayet bizim elimizde mevcut değildir. Ondan ötürü zaten mantıken düşünülürse eğer herhangi bir şer'i mazeretten ötürü namazları cem etmemize İslam ruhsat vermişse demek ki orada bir zorluk var demektir ve İslam da kolaylaştırmak istiyor demektir. Yani namazı kısalttıran veya iki vakti bir araya toplamamızı bize müsaade edip de vakitten bize kazandıran İslam'ın nafileleri kıldırmak suretiyle onu çoğaltması çok da İslam'ın genel olarak ruhuna uygun gibi görünmemektedir. Yani mesela ben niye öğleyle ikindi bir vakitte kılıyorum? Bana vakit kalsın, zaman kalsın, işte yolculuktayım veyahut da savaştayım, şey kazanayım diye, zaman kazanayım, rahatlayayım diye. E şimdi düşünün öğleyle ikindi kılıyorum. Dört rekat ee, önceki sünneti kıldım. Dört rekat öğleni kıldım. Dört rekat veya iki rekat öğleden sonra kıldım. Dört rekat ikindi, ikindi ruhsat olmaktan çıktı. Neredeyse bir vakti komple baştan sonra ben zaten şey yapacağım. Namaz namaz kılmak durumunda kalacağım. Bu genel ruhsatın ruhuna da çok uygun görünmüyor. Ondan ötürü Peygamberimizden de bu bize nakledilmemiş ee, böyle bir sünnet diyelim. Bir başka... eee Evet bir başka daha bir başka anlatmayayım yeter bu kadar çok başka anlattım. Daha var meselelerimiz inşallah yarın başka konularla beraber birleştirelim hepsini bir anlatalım. Bana yarın derse başlarken unuturmayın. Seferin dışında namazın cem edildiği hallerle alakalı konuyu da anlatalım sonra kasra sonra kasra geçelim. Yükünüzü çok ağırlaştırmayayım bugün. Sefer dışında namazın cem edildiği haller. Ara konu bu yani hani ek bilgi olarak öğreneceğiz bunu. Yarın inşallah bunu da konuşuruz. Sonra kasır meselesini konuşuruz Allah Benim anlatamadığım ya da sizin e, anlamadığınız bir yer var mıdır? Tamam. Ders dışında sorusu olan var mıdır? Buyur lütfen. amen erimam fenni o an imam amin dedim zaman siz de amini normalde fe edatı takip için geliyor ben diyorum söyleyeyim. Yani burada da o zaman demek ki imam amin dedikten sonra bunun aminle mesela lazım diye bir şey mi anlamamız lazım. Hayır. Çünkü niye böyle? Normalde biraz önce biz bak ne anlattık? Dedik ki herhangi bir hükümle karşı karşıya kaldığımızda Önce şeriat gelir. Sonra örf gelir, sonra lügat gelir. Doğru mu? Yani lügat olarak doğru. Ee, i̇mamdan sonra imam amin diyecek, bitirecek. Ondan sonra cemaate amin diyecek. Ama şeriat öyle demiyor. Yani Allah Resulü'nün döneminde namaz kılındığı zaman hep beraber amin derlerdi. Ve neredeyse onun şiddetinden mescit sallanırdı. Burada anlıyoruz ki imamla beraber söylenmesi lazım. İmam, memunlar ve melekler hep beraber hep beraber söylemeleri lazım. Çünkü hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir rivayette de şöyle söylüyor. Yani iza emmenel imamu fe bir de iza qala velad dalin fe kulu amin. Yani o velad dalin dediğinde size amin. Amin deyin. Hem lafız olarak yani hadis olarak da zaten birbirini açıklıyor rivayetler. Hem de uygulama olarak da hep beraber yapmışlar. Buyur Talh abi. Yani bir namazda nasıl söylerken, mübarek söylerken ikilini namazı cem ediyorsun zaten yerinin vaktini alınmıştır. Hı hı. O vakit onun e, için geçerli olan genel vakittir. Eee önemli bir ikindi öğleni almış olsak. Hı hı. Işte öğlene kıldık daha sonra işlerle meşgul oluyordum. Ancak vakit çıktı o arada. Tamam. İkindi de cemaat etmeyi etmiştik. Bir sonraki vakit zaten ikindinin vaktinde değil Kılabilir miyiz yoksa? Hayır. Vakti bu İslam sana bu yani şöyle kılarsın tabii yine kılarsın. E, ama günahkar olmuş olursun. Çünkü sen bir tane namazı bir tane vakte aldığında ertelediğinde kendi vaktinde namazı ertelemiş gibi e, olursun. Ama diğer vakit geldiğinde ikindinin vakti geldiğinde unuttun veya işte meşguliyet koydun araya kaçırdın. Tekrar kılabilir misin? Kılabilirsin. Ama taksir yaptığından ötürü bu senin için günah olmuş olur. Niye kılabilirsin? Çünkü fukaha genelde öğleyle ikindiyle akşamla yatsının vaktini tek vakit kabul etmişler. Demişler İslam ikisini birbirine denk getirdiği için mesela ikindiyle akşamı cem edemiyoruz ya. Ama ikindiyle öğleyi cem edebiliyoruz. Demek ki demişler Allah'ın nezdinde bu ikisinin tek bir vakit olarak e, şey yapmışlar, kabul etmişler. Kılabilir demişler. Adam ö, ikindiyi çekti öğleye. Öğlenin vakti çıktı kılabilir. Ama günah alır mı? Evet günah alır. Borç düşer boynundan. Namaz borcu ama taksirinden ötürü günah kazanır demişler. Resulullah'tan önce işte e, herhangi bir e, işte Resulullah'ın babasına falan herhangi bir peygamber hiç gelmemiş. Ama Resulullah babasının cehennemlik olduğunu söylüyor. Hı hı. Onların e, babasının ya işte cehennemlik olmasının sebebi Şimdi biz hiçbir kavme peygamber göndermedikçe onlara azap etmeyeceğiz. Ve mâ kunnâ muazzibîne hattâ rasule. Bu ayet-i kerimeden Bizim ne anlamamız lazım? Bu ayet-i kerimeden Allah'ın kastettiği, yani biz her insana tek tek peygamber göndermeden ona azap etmeyeceğiz. Bunu mu anlamamız lazım? Yoksa bir, biz, biz bir topluluğa umumen bir peygamber göndermedikçe onlara azap etmeyeceğiz. Mesela şimdi biri dese ki Türklere peygamber gelmemiştir. Bu doğru bir ifade midir? Hayır. Tam Türklerin hepsinin kapsını tek tek biri çalıp onlara ben peygamberim size bu mesajı getirdim dememiştir ama bir peygamberin daveti umumen onlara ulaşmıştır. Mekkeli müşriklere de İbrahim Aleyhisselam'ın daveti ulaştığı için e, onun davetini duymayanlar için e, Yahudi ve Hristiyanlardan bozulmamış olan insanlar Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın davetini onlara ulaştırdıkları için Mekkelilere zaten hüccet kayım olmuştur. Yani onlar duymuşlar İbrahim diye bir peygamber var. İbrahim'in dini milleti diye bir millet var. Ama onlar araştırıp peşine düşmemişler bunun. Arkasını sorgulamamışlar. Bu da bize şunu gösterir. Bu ayet-i kerime, o senin zikretmiş olduğun vakayla beraber peygamberin bir topluma gelmesi demek tek tek peygamberin insanları karşısına alıp onlara anlatması değil. İnsanların onun davetini duyması yeterlidir. Yani bin asır sonra da gelse bir peygamberin ismini, davetini duyması, onu araştırması için insan için yeterlidir. Zaten Allah da Kur'an-ı Kerim'de, Resulü de öyle, e, hüccetin ikamesini, hüccetin birebir adama ulaşmasına değil, duym duymaya bağlıyor. Adam duymuşsa böyle bir davet var, mesele bitmiştir. وَاُحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَخُ Bu Kur'an bana vahyedildi ki, sizinle onu uyarayım ve kendisine ulaşanlar da bu Kur'an'la uyarılsınlar diye. Demek ki Kur'an bir adama ulaştı, duydu. Kur'an diye bir şey var. Artık onun üzerine o sorumluluk vaciptir. Onu araştırması peşine düşmesi lazım. Düşmediğinde bunun adı ne oluyor? İslam'a göre mu'rid oluyor. Yani yüz çeviren e, olmuş oluyor. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bu da Bukhari ile Müslüm'ün hadisi, لَا يَسْمَعُوا بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْاُمَّةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِي Beni bu ümmetten, bu ümmet dediği bütün insanlığı kastediyor. Yahudi ve Hristiyanlardan hiçbiri duymuş olmasın ki, duymuş olmasın ki, yani, görmüş olmasın ki, dinlemiş olmasın ki değil. Duymuş olmasın, sonra bana icabet etmesin ki Allah mutlaka onu ateşe sokacaktır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için kişi duyduğunda zaten hüccet onun üzerine kamil anlamda kaim olmuş, imtihana da yer kalmamıştır. Kişi duymamışsa ve Allah'a şirk koşmuşsa dünyada müşriktir. Ahirette Allah rahmetinden ötürü onları imtihana tabi tutacaktır. Buyur Hazreti Hocam. Müslümanların işlerinden sorumlu olan bir insan. Hı hı. Mesela sorumlu olduğu alanda mazide namaz kılmak istese ama o alanı terk edemiyor. Yani hı hı. kıbleye dönmeden, orayı terk etmeden mesela kılabilir mi? Tabi. Nöbet esnasında, seyir esnasında veya başka e, namaza durmayı engelleyen bir durum var ise kişi ayaktayken, binek üzerindeyken, arabadayken orada nafile namazlarını icra edebilir. Hatta eğer e, normal zamanda mesela adet edindiği bir namazsa bu, fakat hani orada bir engel durumu varsa, kılmasa bile o ecri gene alır Allah'ın izniyle. Adeti ise eğer adeti değilse ama kişi normal e, şekilde namazını namazını eda edebilir. Buyur abi. Üzerine toprak temas etmiş olan her şey olur. Yani Allah Azze ve Celle ayet ediyor. فَتَيَمَّمُ <laughs> سَعِيدًا طَيِّبًا Temiz olan toprak ile, sa'id ile teyemmüm edin. Bazı alimler demişler illa şey olacak, yer olacak. Ondan sonra o yere şey olacak, bitişik olacak. insan eli ona temas ettiğinde toz kalkacak. Hani bu tip şartlar koşmuşlar. Ama bunların hiçbiri, her biri teyemmümün ruhuna çok uygun olmadığından ötürü ve Peygamberimizin sünnetinde duvara teyemmüm ettiği de varit olduğundan ötürü yani aleyhissalatü vesselam elini duvara sürüp teyemmüm ettiği de varit olduğundan ötürü en racih olan üzerine toz gelen eşya da dahil olmak üzere ne varsa ister yere iltisaklı olsun ister yere iltisaklı olmasın fark etmez kişi ona teyemmüm edebilir. Yani sen Örnek veriyorum şöyle yapıp üstünde toz ki insanın üstüne toz geliyor. Zaten hele siz öğrenci adamsınız, bekar adamlar. Sizin tozunuz, şeyiniz bitmez. Elinizi şöyle vücudunuza, elbisenize sürerseniz sizden temim olur. Yani öğrenci adamdan bir ümmet komple temim olsa yeteceği kadar öğrenci adamın kiri vardır zaten. Evet. Başka var mı? Vakhiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.